Evinizde ya da iş yerinizde camınız kırıldı. Önce sigortayı, sonra camcıyı arayacaksınız. Ve bir sürü bürokratik işlemleri takip edeceksiniz. Belki de ne olacak deyip sigortayı aramayacaksınız bile. Oysa genç iş adamımız Barış Tekin, firması Center Glass ile bu karmaşaya bir çözüm üretti. İzliyoruz. Almanya'daki Türk girişimcilerimiz birçok mesleki alanda bizleri başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Berlin'de hizmet veren Center Glass'ın genel müdürü Barış Tekin, Türkiye'deki mesleğini Almanya'da sürdürmüş. 15 yaşında ben bu işe başladım. İzmir'de abimin dükkanı vardı. Onun yanında çırak olarak çalıştım. Yani küçüklükten beri aşılanmış bir meslek. Almanya'da eğer bir camcılık işletmesini çalıştırmak istiyorsa bir arkadaşımız, kesinlikle kendisi bir schulung yapması lazım. Mayıs'ta bitirip, yani o bitiribin Mayıs'ta bitirip olması şart. Ya kişinin kendisi bu okulu bitirmesi gerekiyor ya da yanında böyle bir insan, Mayıs'ta bitiribi olan bir kişiyi çalıştırması gerekiyor. Cam sektöründe dünyadaki gelişmelerin gerisinde kalmamayı amaçlayan firma, yeni montaj sistemleri takip ediyor. Yeni çıkan yasaları birebir takip etmek gerekiyor. Yeni montaj sistemlerini birebir takip etmek gerekiyor ve buna uyarak takmak gerekiyor. Binanın şekline, dışarısı ve içerisi nasıl izole oluyor, ona göre teknik bilgilerini müşteriye de iletmek ve uygulamak gerekiyor. Center Glass, müşterilerine cam sigortası konusunda da danışmanlık hizmeti veriyor. İnsanlar genelde sigortadan cam parasını alabileceğini bilmiyor. Siz Center Glass olarak bu konuda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Berlin'de aşağı yukarı 200 bine yakın Türk var ve müşterilerimizin %60'ını aşağı yukarı Türkler, diğer kalan kısmını Alman ve diğer vatandaşlar kapsıyor, oluşturuyor. Müşterinin bizi araması yetiyor. Yani bizi arayıp camım kırıldı dediği zaman biz onun A'dan Z'ye fotoğraf çekiminden tutun sigortayla olan bütün yazışmalarını üstleniyoruz. Yani işin kısacası müşterinin bir telefonuyla bütün işlerini sigorta üzerinden hallediyoruz. Kendisinin hiçbir ödeme yapmasına gerek yok. Müşteri cam sigortasını yaparken dikkat etmesi gereken hususlar var. Örneğin bir iş yerini sigortalıyorsa bunu sigortacısına söylemesi lazım. Ben içerideki ve dışarıdaki camlarımı sigortalamak istiyorum. Aslında çok büyük paralar değil ama zaman zaman cebimizden çok büyük paraların çıkmasını istemiyorsak öncelikle camlarımızı sigortalayalım. Almanya'da sigara yasağının başlamasından sonra cam, kafe ve restoran gibi mekanlarda daha sık kullanılmaya başlanmış. Kafe ve barlarda, daha doğrusu halka hizmet olan yerlerde sigara içmeyi yasaklandı. Bu konuda sigara içme bölümleri yasaya uygun bir şekilde sigara içme bölümlerini de yapıyoruz. Sigara içme bölümünün diğer bölümünden küçük olması, teknik özellikleri, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunları A'dan Z'ye isteyen restoran sahibine ya da kafe bar sahibine yapıyorsunuz, projelendiriyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Pencerelerde ve kapılarda kullanılan camların emniyetli olması için en son teknolojiyle üretilen güvenlik sistemleri kullanılıyor. Pencerenin içerisinde kullanılan bışlak dediğimiz sistemin de çok güvenilir bir sistem olması gerekiyor. Camın zişayet olması gerekiyor. Sonra montajda kullanılan malzemelerin tekrar sağlamlığına dikkat etmek gerekiyor. Artık camlar da duvar kadar ısı ve ses yalıtımı sağlıyor binalarda. Kullanılan camın kesinlikle ısıyı, sıcağı ve soğuğu kaçırmamasına dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda zaten bir de havaalanlarına yakın veya ana yol kenarlarına yakın yerlerde gürültü faktörünü kesmek için özel Dreifach Verglasung dediğimiz cam sisteminde müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Center Glass Berlin'de büyük projelere de imza atmış. Barış Bey, siz Center Glass olarak Berlin'in çeşitli noktalarında büyük objelere de imza attınız. Bunlardan biri de zannediyorum arkamızda bulunan Türk Bakım Evi. Burası 110 yataklı Türk Bakım Evi. Burada camın yanı sıra aşağı yukarı anahtar tesmili yaptık diyebilirim. Güzel bir girişim. İnşallah daha böyle yerlere imza atarız. Hem bizim yaşlılarımızın faydalandığı bir ortam. Elimizden geleni de burada yapmaya çalıştık.